İyi bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubundan daha önemlidir. Söz gelimi, bir iş başvurusunda bulunacaksın. Bir iş görüşmesine gidiyorsun, etkili birisinin referansı ve selamıyla, hatta bir referans mektubuyla gittiğini düşün. Karşı tarafta oluşturacağın ilk intiba, kılık kıyafetin, mimiklerin, elinde taşıdığın referans mektubundan çok daha fazla karşı tarafı etkiler. Demen o ki, üstü başı pejmürde ya da bulunduğu ortama uygun olmayan bir kıyafet giyen kişi ne kadar referansla gelirse gelsin, olumlu bir görüşme geçirmesi neredeyse imkansızdır. Üstüne başına dikkat etmeyen Mehmet isminde bir tanıdığım vardı. İşten geldiği kıyafetleriyle günlük hayatına devam eder, ayakkabılarını boyamaz, pejmürde bir şekilde dolaşırdı. Bir gün insanların kendisini anlamadığından, kimseyle iyi bir ilişki kuramadığından bahsetti bana. Ona dedim ki, kıyafetine biraz daha dikkat etsen, insanlar senin dış görüntüne göre sana muamele eder. Sen kendine saygı duymazsan, başkasının saygı duymasını bekleyemezsin. İtiraz etti. Olur mu öyle şey? Bana kıyafetimle gelecek insan hiç gelmesin, beni seven kişiliğimi sevsin gibi şeyler söyledi. Bir gün Mehmet'le çok şık giyinmiş olarak karşılaştım. Senin dediğine hak verdim dedi. Aradan 1-2 ay geçtikten sonra itiraf etti. İnsanların bakışı çok değişti. Fark edebiliyorum dedi. Ben iyi bir insanım, özümde çok iyiyimdir. Ötesi önemli değil anlayışı kesinlikle doğru değil. Bu hayatta insanlar kıyafetleriyle karşılanır, bilgi ve birikimleriyle uğurlanır. Ötesini bırakma, oyunu kuralına göre oyna. Ve sen özünde ne kadar iyi bir insan olursan ol, insanlar senin içine bakmaz, dış görünüşüne bakarlar. Daha da önemlisi, sen kendine önem vermezsen kimse sana önem vermez. Bunu en çok da kendin için yap. Zira seni senden daha fazla hak eden kimse yok bu hayatta. Sonra en sevdiklerin, eşin, çocukların için yap. Bizde işler tam tersine gidiyor. Kendine, eşine, en yakınlarına karşı pejmürde olan kişi hiç tanımadığı insanlar için süslemenin en alasını yapıyor. Manevi rehberlik yaptığım kişilerde erkek olsun, kadın olsun aynı problemi görüyorum genelde. Belli bir süre geçtikten sonra eşler birbirlerine karşı daha dikkatsiz ve bakımsız olmaya başlıyor. Bunun sonucunda artık eşler birbirleriyle sıradanlaşıyor ve bir cazibeleri kalmıyor. Sultan Abdülhamit Han bir kere bile çocuklarının karşısına ceketsiz çıkmamış. Çocukları babalarının padişah olduğu bilincinden uzaklaşmasınlar ve babaya karşı saygılarını hep korusunlar diye. Tamam, o padişahtı, çok hassastı. Ben o kadar olamam diyebilirsin. O kadar olamazsan da hiç olmazsa sen de çocuklarının karşısına donla çıkma. Ben çocuğuma karşı çok müşfik ve sevgi doluyum. Ötesine ne önemi var diye düşünme sakın. Aile bağlarımızın koptuğundan, küçüğün büyüğüne saygısının kalmadığından dert yanıyoruz. Eskilerde böyle bir problem yoktu. Aileler çekirdek değil, geniş aileydi. Dede, nine, anne, baba aynı evdeydi. Babasının dedesine olan saygısı çocukta babasına karşı kendiliğinden geçiyordu. Onlar pedagoji dersi almamışlardı. Ama hayatın bizzat kendisi o dersi veriyordu. Aileler geniş aile olsun, çekirdek aile olmasın diye bir şey demiyorum elbette. Ama çocuğu aşırı sevgiye boğmakta bu işler olmuyor. Çocuğa sevgi kadar saygıyı da öğretmeliyiz. Çocuğun yanındaki kıyafetin de bunu öğretmenin yollarından sadece birisi işte.